Mutlu şehir temalı Kartepe zirvesi Kocaeli'ne başladı. Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan da katıldı. Atık sorununa dikkat çeken Emine Erdoğan, eğer önlem alınmazsa 2050 yılına gelindiğinde okyanuslarda balık yerine plastik olacak dedi. Şehirlerin en önemli sorunlarından biri de bildiğiniz gibi atık meselesidir. Plastik tüm dünyayı esir almış durumda. Araştırmalar 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. Kartepe zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan atık sorununa değindi. Erdoğan sıfır atık sistemini de yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti. 2023 senesine kadar sıfır atık sistemini tüm ülkede %100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şehircilik ve Mutlu Şehir temasıyla yapılan Kartepe Zirvesi bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Zirvenin açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çarpık yapılaşmayla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de kişi başına yeşil alan miktarını da arttıracaklarını vurguladı. 1100 olan imar denetçi sayımızı iki kat arttırıyoruz. Ve 2100 imar denetçimizle birlikte kaçak yapılaşmayı ve imara ve ruhsata, plana aykırı olan yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Kişi başı yeşil alan miktarı şu an bizim ülkemizde 8 metrekare. Gelişmiş ülkelere baktığınızda bu 15-20 metrekarelere geliyor. 2023'e giden yolda şehirlerimizdeki o yeşil alan miktarında 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gündeminde akıllı şehirler vardı. Bakan Varank, teknolojinin gelişimiyle akıllı şehirlerin dünya ekonomisine yapacağı katkıya dikkat çekti. Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız, 20 trilyon dolar demek küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Pazar akşamı son bulacak zirvede yapay zeka ve mutlu şehirler, yerel kalkınma, engelsiz şehir gibi konular ele alınacak.